Günaydın. Günaydın. Hani çiftliğe gidecektik kahvaltıya. Niye burada yapıyorsun? Esra, ben gelmeyeyim, siz gidin. Vallahi hiç halim yok. Asla. Esra, lütfen. Günaydın. Abi, ne oldu burnuna? Önemli bir şey yok ya. Banyoda ayağım kaydı, lavaboya çarptım. Kırık falan var mıymış peki? Yok yok. Ay, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hay Allah. İyiyim, tamam. Telaş etmeyin. Afiyet olsun, kahvaltı iyi mi? İyi, iyi. Buyurun, beraber olsun. Hava güzel. Evet. Yürüyüş iyi gelecek. Sıcak fondü yaptım da mutsuzluğa çok iyi geliyorum. Şöyle söylüyorlar. Ferhat! Ferhat! Ferhat, neredesin? Çık! Aslında ne Ferhat, neden bağırıyorsun? Burada çünkü. Buradayım. Biliyordum. Sen yaptın değil mi? Aslı, ne oluyor? Konuşacağız. Yürü. Ne konuşacağız Ferhat? Ne anlatabilirsin ki bana? Yürü. Ne oldu? Ne demek ne oldu? Sen söyle ne oldu? Cihan'ın ağzını burnunu kırmışsın. Sakın ben yapmadım deme. Demem. Çok zordu ha? Ne o zor olan? Seni anladım. Öyle mi? Anladın mı gerçekten? Anlatsana. Ben de bileyim. O zaman beni iyi dinle doktor. Abim bir konuda haklıydı. Seninki meslek aşkı. Meslek aşkı. Zor bir vaka ha? Herkesin ümidi kestiği bir hasta. Ferhat Aslan. Kurtulması zor. Mezara çoktan girmiş. Hatta soğuk, karanlık bir mezar. Onu oradan çekip kurtaracaksın, iyileştireceksin. Yıllardır bomboş aynalarda kandırılmış bir adam. Mucize gerçekleşti. İyileşti. Kim iyileştirdi? Aslı Çınar. Tedaviye cevap veriyor dedin, hatırladın mı? Yüzünde o zafer gülümseyişi. Ben tedaviye değil doktor. Sana cevap verdim. Karanlığından, bataklığından kurtarabileceğin bir Ferhat Aslan var değil mi? Kurtaracaktın. Kendine olan güvenin, saygın artacaktı değil mi? Ben senin cezandın doktor. Cezanı ödüllendirecektin. Sonra baktın ki bulaşıcı hastalığın belirtileri ilk sende başladı. Hatta sana göre ailenden bir kurban verdin. Ben sana ne dedim doktor? İyiliğin altındaki bencilliği gör dedim.
Şimdi diyorum ki, aşk için savaş dediğin şeyin altındaki kibri gör. Sen beni değil doktor, imkansızlığımı sevdin. Sen benim imkansızlığımdan yoruldun. Masal bitti mi? Ha söyle. Bitti mi, yoruldun mu? Özgür'e söylediklerin yalan mıydı? Saat kaç doktor? Var mı eksiğim? Anlamışsın beni. Bravo. Kendini haklı çıkarmak için ne güzel gerekçeler bulmuşsun. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Biz birbirimizde kaybolmadan birbirimize karışalım istedim. Göz gözeyken de aynı yöne bakalım istedim. Bana değil, kendine zarar verme istedim. Hatırlıyor musun, ben de sana eğer bir gün birini sevecek olursan sevme çünkü muhtemelen sen severken öldürürsün demiştim. Sen de beni dinlemedin. Sevdin beni, sağ ol. Öldürmedin. Ama ağır yara aldım. Çok kan kaybetmedim belki. Ama işimi kaybettim. Çok kan kaybetmedim belki. Ama abimi kaybettim. Çok kan kaybetmedim belki. Ama kendimi kaybettim. Şimdi benim var mı eksiğim? Daha önce de bu şekilde ağlayıp, aynı bu şekilde ağlayıp beni öldürme dedin. Ben de sana bunun tek bir yolu var dedim. Evlenelim dedim. Şimdi de tek bir yolu var. Boşanalım. Aslı. Ayşegül. Bir şey istesem. Tabii. Yani eğer yoğun değilsen bana çocuğumun kalp atışlarını dinletir misin? Tabii ki. Gel. Çok ihtiyacım var. Merhaba annesi. Küçük. Kalbinin sesini duymaya hazır mısın? Hazırım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.